Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Allah'ın izniyle kaşarlı bohça yapacağım. Öncelikle bir su bardağı kadar ılık suyum var. Su bardağı kadar sütümüz var. Bir çay bardağı kadar bir parmak aşağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı kadar bir parmak aşağıda tereyağım var. Şimdi buna şeker tozumu koyuyorum. 1, 2, 3 kaşık tatlı kaşığıyla şeker tozu koydum. Bir paket kadar da yani ıslatmaya kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı kadar koydum ıslatmaya. Güzel çırpalım. Pardon, bir yumurta kırdım. Yumurtanın sarısını üstüne kullanacağım. Beyazını da içine koyacağım. Evet. Mellemiştim. Bu kase zaten 2 su bardağı kadar un alıyor. Unumu kontrollü şekilde ekleyeceğim. Bu arada tuzumuzu ekleyelim. Tuzumuzu unutmayalım. Yeter. Bir tatlı kaşığı, yani bir küçük tatlı kaşığı kadar tuz attım. Bismillah yapalım. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Ben yarım su bardağı kadar süt daha ekledim. 1,5 su bardağı süt oldu. Ilık sütümüz. Kıvamını kendiniz güzel ayarlayabilirsiniz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Tam 6 su bardağı un gitti hamuruma. 5 dakika kadar yoğurdum. Kıvamı böyle. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur. Bunu eşkimeye bırakacağım. Eşkidikten sonra geri dönüş yapacağım Allah'ın izniyle.
Tam rum eşkimiş. Bakalım. Bismillah. Gerçekten eşkimiş. Güzel olmuş. Maşallah diyelim. Elimi böyle bir yağ batıralım. Güzelce hemen hamurumuzun havasını alalım. Eşkisini. Yağ batıralım. Elimize hamur yapışmasın. Bezelerimi bitirdim güzelceme. Yaptım, bitirdim. Şimdi tespime koyacağım. Tespimi yağlayacağım. Tespimi böyle güzel yağladım. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. 15 beze çıktı. Böyle arkadaşlar. Hamurlarımızı 10'ar dakika bekleteceğiz. Pohçalarımı. Bundan sonra fırına vereceğim. Yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı kadar süt koydum. Güzel karıştıralım. Süt parlaklık veriyor pohçalarımıza. Evet, hamurlarım tabi biraz dinlendiği için kabardılar. Yayıldılar sıcak da olduğu için. Gerçekten çok sıcak. Hamurlar sanki resmen eriyor. Dilber dudağı gibi yapalım. Poğaçalarımızı güzel yumurta sarısında sürelim. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Biraz çörek otuyla susam serpeceğim üstüne. Maydanozlu normal peynirlerde de kullanabilirsiniz. Tabii kıymalı da oluyor. Her türlü malzemeden oluyor.
Evet, poğaçalarımı pişirdim, çıkardım. Gerçekten mükemmel oldular. Çok güzel oldu gerçekten. Güzel kabardılar. Mis gibi oldular. Tabii kaşarlarımız biraz akmışlar. Bismillah diyelim. Sıcaklar daha. Gerçekten çok güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli YouTube'um. Hepinizden Allah razı olsun. Bohçalarım çok güzel oldu gerçekten. Mükemmel olmuşlar, kabardılar güzel. Gelin bakalım bu güzel tarifi nasıl yapmışız. Hep beraber izleyelim.